Pedro transferi geçtiği zamanki yayınlarda Fenerbahçe'nin o döneme kadar birbirine benzeyen oyuncular hep alıyordu. İşte iyi oyuncular, fena değil ama Pedro'nun ön plana çıkacağını, yani şu ana kadarki en doğru, en renkli, en fark yaratacak oyuncu gibi görüyorduk Cagliari'deki performansından. Gerçekten de öyle. Çok lider bir oyuncu. Yere çok sağlam basıyor. Bir zamanda bizim biraz Mamadou Niang'ın fiziğini ve o yere sağlam basmasını. Mamadou da çok uzun boylu oyuncu değildi ama o sağlam yapısıyla orada duruyordu. Valencia orada olduğu zaman top ona geliyor, geri dönüyor. Tutmaya çalışıyor, tutamıyor. Orada kayboluyordu. Pedro oraya hakim. Dolayısıyla bir de daha yeni yeni açılıyor. Geçen hafta daha çok düşüktü, oyundan kopuktu. Bu ara ona yaramış. Oradaki ana oyuncu olacak. Batshuayi ile beraber ikili oyunda Batshuayi'nin Pedro ile beraber Beşiktaş'taki belli ölçüde yeterli yetersiz seviyesinin üzerine çıkabileceğini görüyoruz. Şimdi burada notlar aldık. Fenerbahçe'yi öveceğiz bugün. Evet, çünkü hak ediyor övülmeyi Evet, ama gerçekten. şöyle bir övme bu doğru futbol anlamında övme, yoksa inanılmaz uçan kaçan sağlı sollu ortalar kafalar pozisyonlar değil, doğru oyun. Ya yani Kayserispor hayatında çıkmakta, yani Kayserispor tarihinde herhangi bir futbol maçında bu kadar çıkamadığı, bu kadar zor gittiği, bu kadar zor pas yaptığı, bir ara artık oyundan sıkıldığı. Şu ikinci yarının başında zaten ben de sıkıldım. Sürekli Evet. kaleciye geri pas, geri E pas. çünkü Yeter ittiriyor yani Fenerbahçe, artık. ittiriyor, 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 ittiriyor. Yine de Evet. aslında sağlam ayaklarla Mensah başta olmak üzere iyi işler yapıp çıkmaya çalışıyorlar. Ama yani hiç bitmedi. Ve bu yani önde baskı, feci pres falan da değil. Tamamen pozisyon olarak yapıyorlar bunu. Takım boyu inanılmaz derecede kısa. Analizlerde lütfen izlesin izleyicilerimiz. Hem defans hattı sürekli ileride Fenerbahçe'nin. Ön grupta birlikte gidiyor. Bazen Arao geliyor ortadan, bazen Crespo geliyor. Ön grup sürekli ikisi birden basıyor. Kanatlardan da İrfan basabildiği kadar. Sol taraftan da yine aynı şekilde. Yani inanılmaz bir şey var. Baskı var. Birlikte hareket edildiği zaman pas opsiyonu, çıkış opsiyonu kalmadı Kayserispor'un. Yani gerçekten biz burada ne yapıyoruz? Yani nasıl bir oyun oynuyoruz dedi. Altay'ı biz 72. dakikada ilk kez gördük. Onda da çok iyi Evet, gördük. orada da bekledi bekledi maça damgasını vurdu. Yani ilk kez Bu kadar Kayserispor. soğumuşken öyle bir Evet. kurtarış yapması İlki gerçekten üzerine geldi, harika gibi. artistik kurtardı. İkincisi çok ekstra bir şeyle oldu. Refleksle Ben ve içeriden çıkardı kalecilik. zannettim Yok, ama direkt dışarıda. dışarı Yani attı. çok hızlı gelişti orada. Yani dolayısıyla ben hiç uzun zamandan beri böyle bir Fenerbahçe izlemedim. Yani doğru futbol anlamında, bak tekrar söylüyorum. İnanılmaz kıvrak hareketler, ara paslar, uçanlar, kaçanlar, bundan bahsetmiyorum. Ve hatırlarsanız Dinamo Kiev maçında o ilk iyi oynayıp ona rağmen işte kötü giden seride bu baskı Süper Lig'de çok fark yaratır diye de bir naçizane yorum olmuştu. Yorumumuz olmuştu. Tamamen onun işlediğini gördük. Geçen hafta takım çok kopuktu. Birbiriyle yani yakın Geçen değillerdi. haftadan bu haftaya ne Evet. değişmiş olabilir Ya onu işte soracağım ya şu var, sana. oyun içindeki yani hem bazı dengeler, bazı oyuncuların özellikle Crespo, sene değişti Crespo. Crespo bu takımda vazgeçilmez oyuncu olduğunu, yani bu şekilde oynadığı zaman vazgeçilmez oyuncu olduğunu bir kere gösterdi. Zajc da iyi bir 8 numara. İsmail Yüksek iyi bir Türk yedek olarak devam etsin. Arada girsin çıksın. Ve Arao da gerçekten çok özel oyuncu. Bence Crespo Arao ikilisini uzun süre muhafaza etmekte fayda var. Orayı sürekli değiştir değiştir. Biraz oyuncuların da kafası karışıyor. Ve Crespo gerçekten yani çok sakin ama bütün atakların içinde çok şey, yani saha içinde böyle çok yani abartılı agresif, böyle basan kaçan yerlere atlayan bir oyuncu değil ama her şeyin içinde böyle 2-3 Crespo var gibi oluyor sanki. Agresiflik demişken İrfan Can Kahveci'yi nasıl buldun geçtiğimiz İrfan'a haftadan çok sonra? ciddi bir uyarı gelmiş. Yani artık hem teknik anlamda hem de mutlaka bir konuşmuş, maçın adamı Crespo bence de. Ya da gizli Crespo mu kahramanı diyelim. diyorsun Ya maçın gizli adamı? kahramanı, bütün takımı öyle tutan Crespo ama asıl oyuncu şu oyuncu. Yani Pedro bütün o oyunun havasını değiştiren, topun orada kalmasını sağlayan, bütün o nefes alamaz dedi Hüseyin Afşin'in öndeki bütün baskıyı yöneten Pedro. Yani King girer çıkar, fena da bir, yani güzel de bir gol attı. Araya pas da atabilirdi orada. Çalışkan, bir şeyler yapmaya çalıştı ama Batshuayi olduğunda bu çok daha farklı olacak. Çünkü Batshuayi tabii çok daha aktif bir golcü. Yani dolayısıyla Artık Batshuayi de geldikten sonra ben Rossi'nin çok fazla artık forma şansı Rossi'ye veda bulamayacağını. etmeye yavaş yavaş hazırlanalım. Hani bilmiyorum, ayıp olmasın diye mi giriyor? Çok antrenmanlarda kendini vererek çalışan, aşırı profesyonel bir oyuncuysa hocalar bunu da ödüllendirmek ister. Mesela hani ilk 11'e giremeyeceğini bilen oyuncu biraz böyle mızmızlanır. Böyle bir adım geri, bir adım ileri, ben sakatım der filan. Rossi demek ki o kadar çalışkan, o kadar hani böyle sınıflarda en önde hep soru soran şey vardır ya, öğrenci böyle hocayla sürekli arası iyi olan filan. Öyle bir herhalde arkadaş. Yani yoksa gerçekten bu oyun içinde hem size olarak da minik kalıyor.
Çok güzel bir pas attı. Zaman zaman böyle hani kapalı oyunlarda, açılan oyunlarda pardon. Burada size olarak minik kalıyor demişken Valencia ile Pedro'nun da biraz farkını görmüş olduk aslında pozisyonlarda. Tabii. Evet zaten öyle başladım. Valencia orada merkez oynayınca topu tutmakta çok zorlanıyor. Evet. Şu arkayı sağlam tutarak işte Niang gibi o yüzden dedim orada durmak, o topu tutup servis yapmak anlamında Pedro 9.5 numara oyuncu çok iyi. Batshuayi ile beraber orayı gayet güzel doldururlar. Joshua King de oynar. Zaman zaman Serdar'a da belki ama Serdar bu yetenek grubu ve bu baskı grubu içinde biraz şimdi dışarıda kalır. O da arkada kaldı. Evet. Rossi gibi. Rossi'yi söyledin sen. Ben de Serdar'ı ekleyeyim. Onun dışında birlikte oynayan takım boyunun çok kısa. Mesela şimdi yeni futbolda takım boyuna bakılıyor. Hani böyle iyi oyun, inanılmaz paslar, şutlar, ekstra çalımlar, alıp başını gitmeler değil, takım boyuna bakılıyor. Çok iyi. Karşı takımdan topu kapmanın zamanına bakılıyor. Onun ne diyorduk şu, Türkçe'de? Bir dakika. Oraya gidince ben gene dağılıyorum. Abi, beni bir anlayamadı Hamit Hüseyin. Topu geri kazanma süresi bak şey olmayınca. Evet. Topu geri kazanma süresine bakılıyor. Topu geri kazanma süresi aşırı kısa. Yani elit futbol düzeyinde. Fenerbahçe'nin topu geri kazanma süresi elit futbol düzeyinde. Bütün oyuncular hep birlikte ve sanki sakin gibi ama aynı tek bir organizma gibi böyle bu baskıyı yapınca o zaman hani o aşırı agresif gitme gelme, dillerin bir karış dışarı çıkması, Pereira'da zaman zaman olan, Erol Bulut'ta zaman zaman olan, o Ersun Hoca'da çok olan, o Harala Gürel'e oyun yerine, ben hep onu derdim. Hep Harala Gürel'e derdim, Okay'la derdi, o nasıl bir oyun, neden bahsediyorsun? Onun yerine birlikte yapılınca Beril, hem de herkes şey kalıyor, daha fit kalıyor. Ya hem de bu kadar hızlı oynanması oyunun aynı zamanda. Jorge Jesus'un sürekli topu oyunda tutmak istemesi, sürekli oyuncularını hani elle bile en son Alioski'ye geçtiğimiz hafta yine Osayi ile bir diyalog olmuştu evet, o anlamda. Evet. Bu hafta Alioski'yi itelemesi. Bir tane çaktı arkadan, hani Alioski'ye bakmadı bile. Hani o Harala değil oyun ama yine evet. De sürekli hızlı olmasını istiyor, topun oyunda İşte ona pace istiyor. Deniyor. Futbolda bir başka elit futbol düzeyde pace. Topun hani böyle eveleme geveleme değil, daha hızlı bir şekilde ayaktan ayağa yer değiştirmesi. Onu da yapmaya çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi bugün daha çok Fenerbahçe önde birlikte baskı. Ya 5 kişi 6 kişi basıyor. Evet. Bir ara bir bakın bu analiz bizde olsa biz de or tek tek gösteririz. Taç atacak. Kendine göre sağ kanattan Kayserispor. Ya saydım Ferdi dahil 9 tane oyuncu 20 metre içinde orada duruyorlar. Ya bu mümkün değil bunu organize etmek. Ne zaman anlattın? Ne zaman oyuncular bunu algıladı? Bak böyle olunca 3-4-3 de olsa, efendim 4-2-3-1 de olsa, 4-1-3-2 de olsa bu birlikte oynama hali olunca sistem de sırıtmıyor. Bu arada Alioski'den de bahsedelim. Alioski de oranın vazgeçilmez oyuncusudur. Evet. Kanat beki olarak Fenerbahçe tam anlamıyla bir kanat beki kazanmış durumda. İleride de oynuyor, arkada da oynuyor. Ama arkadan dublajlar, arkadan o yardıma gelmeler, yandan yardıma gelmeler o kadar doğru ki kanat bekleri de böyle tek başlarına git gel git gel git gel diye yine dilleri dışarı çıkmıyor. Pereira'nın Fenerbahçe'sinde olduğu gibi. Ben Alioski'nin bu arada simge isimlerden biri olacağını düşünüyorum. Evet evet çok işin içinde. Evet. Pedro Bizeki'nin yanında Batshuayi çok iş. Bana da öyle geliyor. Pedro Batshuayi tamamdır. Yani o zaman ayrıca bir dolaşan Weghorst tarzı şeye gerek yok. Aksine çok etkili bir ikili oluyor. Ama şu ana kadar Beşiktaş da bunu kısmen yapıyor ama benim hani çok uzun zamandan beri Fenerbahçe'de özellikle Ali Koç dönemi hocalarından bahsederim. Ve Türkiye Ligi'nde de ben böyle bir doğru baskı, öyle tekrar söylüyorum çok agresif, böyle yerlere yatarak, ittip kaktırarak falan öyle oluyordu. Çok sakin yapıyorlar ama birlikte yaptıkları için, bir organizma gibi beraber yaptıkları için çıkamadı ya, nefes alamadı takım. Evet. Ya orta sahayı geçemiyordu Kayserispor. Ya böyle oyun olmaz. Bunu Avrupa takımları çok güzel çözer. Hani elit Avrupa takımları tık 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 iki pas yapar, sen orada kalıverirsin. Ama Süper Lig'de genelde yani stoperler de orada o bölgedeki oyuncularda çok kalite anlamında ön planda olmayan takımlarda çok zorlanacağını Süper Lig takımlarının Dinamo Kiev maçından tahmin etmiştik. Tam olarak o oldu. Fakat bunu çok çabuk alıştırmış, çok çabuk geliştirmiş. Takım çok çabuk içine gelmiş. Pedro tam bir beyin. Cagliari'deki bütün oyunlarında da öyle olduğunu, lider bir oyuncu olduğunu özellikle söylüyorduk. Dolayısıyla goldeki paslaşmalar da çok güzeldi. Arao nefis bir pas ve gelişine şöyle sağ dışta tık diye köşeye attı. Yine bir Niang tarzı bir vuruş.